zorlanıyor, bir de elbette satın almakta da zorlanıyor. Temmuz zamından da umduğunu bulamayan milyonlarca yurttaşımız var. Yaşam koşulları zamanla gitgide bozulan, en sonda ilaç zammıyla kayıplarına kayıp eklenen emekliler var bu ülkenin gerçeği. Buraları unutmamak gerekiyor. İşte bu noktada muhalefet bir yanda biliyorsunuz yerel seçim hazırlıkları ve parti içi hesaplaşmalarına devam ederken, diğer yandan da AKP iktidarının işte böyle peş peşe yaptığı ve üstünü örtmeye çalıştığı zamlarla mücadele etme yoluna gidiyorlar. Muhalefet partilerinin çağrısıyla bugün meclis toplanıyor. Saatler 15'i gösterdiğinde meclis toplantısının başlaması bekleniyor ve gündem maddesi de AKP'nin zam yağmuru. İnanılmaz zamlar yaptılar. O zamlar ülkenin gündeminde ancak parlamentonun gündeminde olamıyor. Çünkü parlamento kapalı. A'dan Z'ye. Diğer bir deyimle iğneden ipliğe, AKP iktidarının neden olduğu zam yağmuru durdurak bilmiyor. Yurttaş yoksullukla mücadelede son raddede. Tüm partilerde katılacaklarını söylediler. Böylelikle 200 rakamının çok rahatlıkla aşılacağı ve meclisin açılacağı, gündemin görüşüleceği anlaşılıyor. Muhalefet partileri yerel seçim çalışmaları ve parti içi dengeleri oluşturma konusunda yoğun mesai harcıyor. Bir yandan da AKP iktidarının ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünü kapatmaya çalıştığı zamlar, yoksulluk ve yokuş aşağı ilerleyen ekonomiyi gündeme taşımaya devam ediyor. Muhalefetin yaptığı çağrı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisi 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Salı günü saat 15'te olağanüstü toplanacak. Ana gündem maddesi ise ekonomi olacak. Siyasetin gündemi bu kadar yoğunken, bu kadar yakıcıyken, vatandaşın gündemi bu kadar yakıcıyken meclisin tatilde olmasını anlamsız buluyoruz, ayıplı buluyoruz. Oturumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro genel kurul salonunda olması bekleniyor. AKP grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara'ya çağırdı. MHP'li milletvekillerinin de o gün mecliste hazır olmaları istendi. Biz meclisin çalışmalara devam önergesini vereceğiz. Biliyorsunuz iş tüzük meclis çalışmalara devam kararı almadıysa tatile devam eder diyor. Yani orada bir devam önergesi tarif ediyor. Görüşmelerde CHP'nin KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması önerisi ele alınacak. Olağanüstü toplantı çağrısı için AKP kanadındaysa yeni bir hamle hazırlığı var. AKP milletvekilleri mecliste olacak ancak genel kurulda toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AKP milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak. Genel kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek, görüşülecek. Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek. Meclis zam ve vergi artışı gündemiyle toplanmadan bir gün önce